Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Zerde Bölüm 14. Mahinur mu? Demek bugüne nasipmiş tanışmak. Mahinur hangisi diye soramadım çünkü kim olduğunu anlamam zor olmamıştı. Hamile ve karnı birazcık çıkmış olan kadın oydu. Mahinur. Bir zamanlar Ömer'in sözlüsü Mahinur. Mihriban'ın gözleri beni buldu. Ancak ben onu değil Mahinur denen kızı inceliyordum. Benimle aynı boylardaki ancak saçları benden daha uzun ve daha koyu bir renkti. Dudakları benim dudaklarımdan daha küçüktü. Ancak yüzüne güzelliğini katan burnuydu. Gerçekten çok güzel ve küçüktü. Kaşları kafisti, gözleri ise benim gözlerimden daha küçüklerdi. Ömer sözlenmiş duyduğuma göre hayırlı olsun. Lorina'nın bu sorudan memnun olmamış gibi yüzünü buruşturdu. Gelen gideni aratırmış Esma. Öyle bir laf söyledi ki o an beni yerin dibine soktu çıkardı aklınca. Beni rencide etmek, insanlara kötülemek için her şeyi yaptı. Karşısındaki kadın duydu onu ancak sadece gülümsedi. Neydi bu? Gelinim daha iyi savaşları mı? Güldar babaanneyi gören Mahinur babaannenin elini öpmek için yanımıza yaklaştı. Şimdi daha yakından görebiliyordum onu. Babaanne? Güldar babaanne elini uzattı öpmesi için. Mahinur karnı izin verdiği kadar eğilip öptü babaannenin elini. Nasılsın? Sağlığın iyidir inşallah. İyidir iyi. Maşallah gebesin. Kaç ayın kaldı? Gözleri ile Mahinur'un karnını işaret etti Güldar babaanne. Benim bakışlarım da karnına döndü. Elini karnına koydu. Sanki düşecekmiş gibi tuttu alttan. 4 ayım kaldı babaanne. Naze, kalk otursun. Kız hamile yorulmuştur. Mahinur tebessüm etti Güldar babaanneye. Onu düşündüğü için. Naze hızla oturduğu yerden kalkıp Mahinur'a yerini verdi. Benim yanıma hemen dibime oturdu. Gözü bana kaydığında kendimi tanıtmak istedim. Ben Zerde. Elimi uzattım sıkması için. Aramızda beklediğimin aksine bir savaş geçmedi. O kadar naif bir kızdı ki tebessüm etti bana. Samimi bir şekilde elimi sıktı. Mahinur, memnun oldum Zerde. Yüzüklerimiz çarpıştı, ellerimiz ayrıldı. Hafif tebessüm ettim. Maşallah. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Söylediğim ile yavaşça karnını okşadı. Bakışları kısa bir süre karnına kaydı, sonra tekrar bana çevirdi bakışlarını. Darısı başınıza. Bunu söylediğinde bu kızın Ömer ile arasındaki her şeyi bitirdiğini anladım. Hangi kadın sevdiği, unutamadığı bir adamın mustakbel karısına söylerdi ki bunu? Hiç kimse. Kuyumcuda 1 saate yakın bir zaman geçirdikten sonra hep birlikte eve dönmüştük. Gün hızlı ilerlemiş, bir takım işleri halletmiştik. Ara ara Naze ile konuşmuş, düğün için Mihriban'ın ne kadar heyecanlı olduğunu söylemiştik birbirimize. Konuştuğumuz tek konu bu olmamıştı. Kuyumcuda Mahinur ile sohbetimizde konuşmuştuk. Mahinur gerçekten iyi birine benziyordu ve Ömer'i unuttuğunu düşünüyordum. Naze de benimle aynı fikirdeydi. İlerleyen saatlerde herkes uyumak için odasına çekilmişti. Tabii ben de. Ancak gözüme uyku girmemişti. Uyumamanın nedeni neydi bilmiyordum ancak uyuyamamıştım işte. Üzerime aldığım şal ile terasa çıktım. Hava biraz serindi. Terasta sedirlere oturup başımı göğe kaldırdım. Bu gece yıldızlar ile doluydu gökyüzü. Sevmiştim manzarayı. O kadar güzellerdi ki onları izlemeye bayılıyordum. Zerde! Ömer'in ismimi seslenmesiyle başımı arkaya doğru çevirdim. Üzerine giyindiği pijamalarıyla bana doğru geliyordu. Efendim? Yanımdaki sedire oturdu bütün heybetiyle. Yanında fazla küçük kalmıştım sanki. Ya da ben öyle hissediyordum. Neden uyumadın? Dağılmış saçları özensizdi. Tam olarak uyku modundaydı ama şu an benimle terasta oturuyordu. Vücudumu tamamen ona çevirip sırtımı sedirin kolu ile minderin arasına yasladım. Çapraz bir şekilde. Bilmem. Uykum kaçtı. Omuzumu silkeledim. Sağ kolunu sedirin sırt tarafına koymadan önce ensesindeki saçları kaşıdı. Bir sıkıntı mı var? Neden uyumadığımı çözmek ister gibi sordu. Yo, hayır. Bakışlarımı küçülttüm. Bir sorun olmadığını söyledim. Her şey yolunda. Öyleydi. Bir sorun yoktu. Öyleyse nedir seni uykusuzluğa iten sebep? Israr ediyordu.
neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama hiçbir şey yoktu. Gerçekten bir sebebi yok. Yoktu bir sebebi. Tamam dedi. Daha fazla bu konuda ısrarcı olmak istemeyerek. Onunla gayet sakin bir şekilde konuşuyorduk. Bu o kadar tuhaf bir durumdu ki. Evlenecektik. Ne zaman olacağı belli değildi ama evlenecektik. Ancak aklıma takılan birkaç şey vardı. Bunları konuşmalıydık. Ömer'in uykusu gelmiş olacak ki Sedir'e daha çok yayıldı. Başını Sedir'in başlığına yaslayıp gözlerini kapattı. Ellerini karnında birleştirip parmaklarını birbirine geçirdi. Saatlerce onu böyle izleyebilirdim. Ömer dedim söylemek istediklerimi dile getirmek için. Gözlerini açmadan cevapladı beni. Uykun gelmiş. Hadi odana git. Tek gözünü açıp bana baktı. Geceyi dinliyorum. Uykum yok. Yalan söylüyordu. Bal gibi de uykusu gelmişti. Kahve hareleri kızarmış, gözleri küçülmüştü. Çok kötü yalancısın. Uykun gelmiş işte. Gözlerini açmadan sırıttı. Yanağındaki o hafif çukuru gördüm, eridim. Gözleri kapalı olduğu ve beni görmediği için rahatlıkla inceliyordum onu. Bir şarkı mırıldansana o güzel sesinden. Ağzından çıkan kelimeleri doğru duyup duymadığımı tarttım bir an. Doğru duymuştum ama ben utanır söyleyemezdim ki. Olmaz, yani ben söyleyemem. Aklıma gelen ilk yalanı fısıldadım. Boğazım ağrıyordu biraz. Söylediğim şeyle yüzündeki sırıtması daha da büyüdü. Çok kötü yalancısın. Utandığın için söylemiyorsun. Az önce söylediklerimin bir benzerini de bana söyledi. Güldüm. Doğruydu. Utanıyordum. Hadi o güzel sesinden birkaç şey mırıldandı. Kulaklarım o güzel sesinin tınısıyla dolsun. Gözlerini açıp kahve hallerini bana çevirdi. O kadar güzel baktı ki hayır diyemedim ona. Tamam. Ama bakma, gözlerini kapat yine sen. Söylediklerimi harfiyen uyup gözlerini kapattı. Aklıma düşen, biraz hüzünlü olsa da çok sevdiğim bir türküyü mırıldanmaya başladım. Gözlerimi kapattım şarkıyı hissetmek ister gibi. Gülüm soldu, bülbül sustu. Bu can evimde, yürek yandı, ten kavruldu. Şu yaban eller. Gözlerimi açtığımda Ömer'in de gözlerini açmış bana baktığını gördüm. Kapatmadım gözlerimi. Gözlerinin içine bakarak devam ettirdim türkünün sözlerini. Yarın ismi her zerrede, her nefesinde. Nadan bilmez, yaren bilir, dermanım sende. Yarın ismi her zerrede, her nefesinde. Nadan bilmez, yaren bilir, dermanım sende. Sustum sonra. Sadece gözlerimiz konuştu. Öyle güzel baktı ki bana. Öyle güzel sevdi ki gözleriyle beni, bu adama bir kez daha aşık oldum. Ne gecenin sessizliği ne de başka bir şey ayıramadı gözlerini gözlerimden. Ve biz öylece birbirimize tutuklu kaldık. Bir hafta sonra. Bugün günlerden düğün günüydü. Tam bir haftadır bütün konak bunun için hazırlanıyordu. Konak aşırı kalabalıktı. Misafir odalarına sığamayan misafirlerden dolayı Naze odasını feda etmiş benim odamda kalıyordu. Urfa'dan ve Mardin'in köylerinden gelen akrabalar dolup taşınmıştı konağa. Burada adetler böyleydi. Bir hafta önceden hazırlıklara başlanır, iki gün öncesinde de yemekler pişirilirdi tencerelerde. Düğün gününe kadar her gün kazan kazan yemekler pişer, fakir fukaraya, gelen misafirlere yemekler dağıtılırdı. Gerçekten artık ne et görmek ne de kokusunu duymak istemiyordum. O kadar çok görmüş ve yedirilmiştim ki kusacaktım. Dün gece Mihriban'ın kınası vardı. Ben çok fazla eğlenceye katılmamış masada oturmuştum. Pek fazla oynamayı beceremediğim ve sevmediğim içindi bu. Dilşah yengeyle sık sık sohbet etmiştim. Dilşah yenge komik komik şeyler anlatıp durmuş, gülmekten karnıma ağrılar girmişti. Lorin Hanım kına boyunca bir kez olsun gülmemiş, kös kös köşede oturmuştu. Kına yakılıp Mihriban'ın avucuna altın koyma sırası geldiğinde ayaklanmıştı oturduğu yerden. Onun dışında hep oturmuş, gelen misafirlerle konuşmuştu. Gülder babaanne kına yakıldıktan sonra daha fazla bu baş ağrıtan müzikli ortamda durmamış, Ömer'le konağa dönmüştü. Ömer, Rezan, Adar, Mihriban'ın abileri ve birkaç erkek daha kına salonunun kapısında durmuşlardı tüm gece. Hatta bir ara onlara çerez dahi kaçırmıştım. Evet bunu yapmıştım. Naze tüm gece ortadan çıkmayıp Mihriban ile kurtlarını bir güzel dökerken ben de kuru yemiş şaşırmıştım. Kına yakıldı ve kına türküsü söylendiği zaman ağlamamak için kendimle büyük savaş vermiştim.
Birkaç damla gözyaşı akıtmıştım. Ancak hemen toparlanmıştım. Annemi hatırlayıp acıyla donmuştu yüreğim. Bunların hiçbirini yaşayamayacak olma yüreğimi dağılıyor, kor alevler salıyordu. Öyle bir histi ki bu, her şey boş geliyordu. Acı gerçekle yüzleşmek gecenin en kötü anıydı benim için. Hiç kimsem olmadığı bu şehirde yapayalnızdım. Kaybettiklerimden gereği hiçbir şeyim kalmamıştı. Ellerim bomboştu. Acıyla doluydu yüreğim. Güzelim, kapının aralığından başını uzatmış bana bakan ve bana seslenen Ömer ile düşüncelerimden sıyrıldım. O kadar seviyordum ki güzelim demesini. Anında yüzümde güller uçuyordu. Ona doğru döndüm. Efendim? Elinde tuttuğu neydi onun? Beyaz gömlek mi? Elinde tuttuğu gömleği havaya kaldırıp bir iki kere salladı. Gömleğimi ütüler misin? Kızlar unutmuş sanırım. Bu benim için bir zevkti. Birkaç adım atarak yanına vardım. Ver sen bana. Ben odana bırakırım. Elindeki gömleği vermesi için elimi uzattım. Elindeki gömleği bana vermeden önce etrafı kolaçan etti ve hızla beni belimden tutarak odaya soktu. Ardından da kapıyı kapattı. Ömer, ne yapıyorsun? Naz yaptım biraz. Sırtımı kapıya yaslarıp biraz üzerime eğildi. Sorduğum soruya cevap vermeden dudaklarıma bir öpücük kondurdu. Allah'ım, bu nasıl bir şeydi böyle? Yüzüm alev alev yanıyordu ama utançtan. Dudaklarımdan ayrılıp bir nefes bıraktı dudaklarımın üzerine. Sözlümü öpüyorum, ne var bunda? Ömer, sen bu kadar romantik bir adam değildin. Sanki seni ne kadar tanıyorsam ama değildin işte. Benimle böyle oynama be adam, yüreğim dayanmıyor. Allah aşkına yakalanacağız. Biri görse ne der? Hakkımızda bir sürü dedikodu uydururlar. Tabii ne diyecekler? Bu söylediğim Ömer'e çok ciddi gelmemiş olacak ki gülmeye başladı. Allah der, ne diyecek? Ömer dedim, ciddiye almadığı için kızmış gibi. Elimi göğsünün üzerine koydum. Dokunmak istedim ona. Neydi bu böyle? Birbirini seven çiftler gibi oynaşıp duruyorduk. Konuşmadı, bana baktı öylece. Gözleriyle gözlerimi delip geçti. Bir anda alev aldı tüm her yer. Sıcak basmıştı. Beni yakıyorsun kadın, alev alev yakıyorsun. Alnını dayayıp başımı iki yanından tuttu. Elinden kayıp giden gömlek ayaklarımın üstüne düştü. Ömer diye fısıldadım adını. Onda yarattığı etkiyi bilmeden. Adımı fısıldıyorsun ya o narin dudakların ile, duraksadı bir müddet, ardından devam etti. İçimdeki yangını dindiremiyorum. Ah, bir ah çekti ki cümlenin devamını getirmedi. Alnını alnımdan çekip gözlerimin içine baktı. Kahve hareleri koyulaşmış gözlerime bakıyordu. Bir an evvel evlenmemiz lazım. Yoksa sonu çok kötü olacak. Büyük bir ciddiyetle söylediği bu şey o kadar utanç vericiydi ki vücudumdaki bütün kanın yanaklarıma hücum ettiğine emindim. Başımı önüme eğdim utandığım için. Yüzüğümüzü taşıdığı parmağının olduğu elini çeneme koyup başımı kaldırdı ona bakmam için. O güzel cümlenin devamını getiremeden kapının kolu biri tarafından zorlanıyordu. Anın telaşıyla dudağımı ısırıp Ömer'e baktım. Yakalanacağız. Ayıp bir şey yaparken yakalanmış insanlar gibi telaşlanmıştım. Güzelim, bir sakin ol. Kimse kim? Sözlüm ile konuşuyorum. Ne var bunda? Sanki gerçek buymuş gibi döküldü dudaklarından kelimeler. Halbuki o da ben de biliyorduk ki gerçeğin bu olmadığını. Ama bir nevi de haklıydı sanırım. Sırtımı yasladığım kapıdan çekildiğimde kapıyı açmaya çalışanın kim olduğunu görebilmek için kapının kulpunu aşağı indirdi Ömer. Abi! Nazer'in sesini duyduğumda aklımdan geçenler ile yüzüm bir daha kızardı. Bu kıza daha kaç kere yakalanabilirdik bilmiyorum. Ne işin var senin burada? Nazer'in biraz yüksek çıkan, hesap soran sesi Ömer'in sinirlenmesine neden olmuştu. Hasbinallah! Gömleği odama bırakırsın güzelim. Nazer'in sorusunu es geçip bana döndü. Gömleği ütülüp odasına bırakmam için hatırlatmasını yaptıktan sonra çıktı odadan. Nazer ne olduğunu anlamamış bir şekilde dikilmeye devam etti kapıda. Herkes de bir atarlı. Başka kim ona böyle atar gider yapmıştı acaba bilmiyordum. Ancak biraz gergin görünüyordu. Sen iyi misin? Tek kaşını havaya kaldırıp imalı imalı baktım ona. Pek iyi görünmüyordu çünkü. İyiyim tabii. Ama Adar'ın taliplerinin saçını başına yolduğumda daha iyi olacağım. O kadar sinirliydi ki elleri ile birini yoluyormuş gibi yaptı. Ardından yumruk oldu minik elleri. Bir dakika, bir şeyler olmuş. Gel içeri. Kolundan tutup tamamen odaya soktum onu. Kapıyı kapatıp yerdeki Ömer'in gömleğini aldım ve hiç beklemeden ona doğru döndüm. Kim kızdırdı seni bu kadar? Kim olacak? Adar'ı kesip duran kız. Yoksa sabahtan beri Adar'ı dilinden düşürmeyen Gümüşay aşiretindeki kız bu mu?
Evet, maalesef ki onu yaşamıştık. Sabah düğün için gelen Gümüşay aşiretinin kızları Ömer'i, Rezan'ı ve Adar'ı kesip duruyordu. Ömer'in ve Rezan'ın parmağında yüzük olduğunu görünce yüzleri düşmüştü ancak Adar'ın parmağı boştu. Zavallı Adar hiçbir şeyden habersiz ortalıkta koşuşturuyordu. Ancak kız o kadar şeytandı ki 2 dakikalık sohbette 10 defa Adar diyebiliyordu. Nazeye sürekli onunla ilgili sorular sorup duruyordu. Nazeye'nin çileden çıkmasına neden oluyordu. Az önce gelmiş, neymiş de Adar ona bakıp duruyormuş. Kesin ondan hoşlanıyormuş, muş da muşmuş. Bu haline gülmemek elde değildi. Elimi ağzıma kapatıp gülmemi engellemeye çalıştım. Sizler de gülme ya, çok sinirliyim. O Adar'a da soracağım, o kıza bakıp durmak neymiş soracağım ben. Elini beline koymuş bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Gülmek yerine ona destek olmak istedim. Adar yapmaz öyle şey. O yılışık kız uydurmuştur dediklerim ona mantıklı gelmiş olacak ki durup yüzüme baktı. Bakmamıştır değil mi? Duraksa da bir süre düşündü. Ardından konuşmaya devam etti. Yok ya, bakmamıştır. Üf, vallaha başım ağrıdı Serde. Ellerini başına götürüp oldu biraz. Bu hafta gerçekten çok yorulmuştuk. Nase de ben de. Düğünden sonra dinlenmek hakkımızdı. Çok yorulduk bu düğün telaşından. Ağrı kesici getireyim mi sana? Teklifimi yaptım ona. Ben gidip alırım şimdi mutfaktan. Gülümsedim. Onun başının ağrısına rağmen o da bana gülümsedi. Odadan çıkıp gittiğinde ne yapacağımı düşündüm. Sahi ne yapacaktım ben ya? Hah, Ömer'in gömleği. Çamaşır odasına inip Ömer'in gömleğini ütüledim. O kadar özenmiştim ki jilet gibi olmuştu gömlek. Gömleği askısına alıp yakasından bir düğme ilikledim ve hazırdı. Elime aldığım gömlekle birlikte Ömer'in odasına çıktım. Gömleği Ömer'in odasına bıraktıktan sonra artık herkes hazırlanmaya başlamıştı. Nazı ile kuaföre gitmek için evden çıkmıştık. Misafirlerin çoğu başka kuaförlere gitmişti bile. Biz düğün sahibi olarak ancak gidebiliyorduk. Korumalardan biri bizi kuaföre bıraktıktan sonra hızla kuaföre girdik. Mihriban ne yapıyordu acaba? Allah bilir nasıl heyecanlıydı. Onun yanında olmak isterdim. Ancak bulunduğumuz konum itibariyle damat tarafındaydım. Kuaförün sandalyesine oturduğumda nasıl bir şey istediğimi tarif ettim ona. Elbisem hanım hanımcık, dar kesim, mavi tonlarında bir elbiseydi. Yakası kapalı ve kollarında tül detayları mevcuttu. Bu yüzden saçlarımı salık bırakmak yerine at kuyruğu yaptırmak istedim. Ama sıkı bir at kuyruğundan ziyade dağınık ensede bir at kuyruğunun elbiseye daha uygun olacağını düşünerek ona göre bir model seçtim. Makyajımı abartmak istememiş, yalnızca takma kirpik taktırmıştım. Fazlalık olarak duracak. Onun dışında gayet sade bir makyajdı. Saçlarımı yaptırmadan önce elbisemi giymiştim. Daha sonra giyerken saçım ya da makyajım bozulmasın diye. Elbisemi gerçekten severek almıştım 2 gün önce Nazi ile. Ömer çarşıya giderken sık sık tembihleyip durmuştu. O söylediği için değil de bu elbiseyi sevdiğim için almıştım. Elbisem mavi tonlarında, ayak bileğimin 5 parmak yukarısında bitiyordu. Ancak elbisenin ön tarafından diz kapağımın 2 parmak yukarısına kadar yırtmaç geliyordu. Vücuduma tam oturmuştu. Belimin inceliğini daha da ortaya çıkarıyordu. Yer yer eklenen boncuklar ise elbiseye ayrı bir hava katmıştı. 2 kolunda tül detayları ile elbise daha şık hale gelmişti. Elbisenin kolları yoktu. Ancak hiç de açık ve Ömer'in kızacağı tarzda bir elbise değildi. Kuaför sandalyesinde işim bittiğinde bir bütün olarak nasıl durduğumu görmek için ayağa kalktım. Şahane olmuştum. Naze'ye doğru döndüm. Naze gerçekten efsaneydi. Birlikte seçtiğimiz lila renginde olan bu elbise ona çok yakışmıştı. Dizinin 1-2 parmak altında biten elbise vücuduna yakışıyordu. Onun da tercihi benim gibi dar kesim bir elbiseden yana olmuştu. Elbisenin tamamı dantelden oluşuyor ve tek dekoltesi yaka detayıydı. Bisiklet yaka olmasına rağmen yakanın küçük bir bölümü ten rengi tülden oluşuyordu. Uzun kollu ve belini ortaya çıkaran bu elbise çok güzeldi. Saçlarını büyük su dalgaları yaptırmıştı. Ve bence saçları bu elbisenin uyumuyla harikaydı. Saçları sağa doğru ayrılmış ve sol tarafındaki saçlar kulağın arkasına sıkıştırılmıştı ve tel tokayla tutturulmuştu. İkimiz birbirimize dönüp baktık. İlk konuşan ben oldum. Naze harika olmuşsun. 1-2 adımı doğru ona attım. Ellerini uzatıp ellerimi tuttu ve beni duymuyormuş gibi etrafında döndürdü. Allah canımı alsın ki benimkini almasa bile abiminkini alacak. Adam kalpten gidecek Zerde. Öyle güzel iltifatlar ediyordu ki kendimi dünyanın en güzel kadını hissetmiştim bir anda. Tek kelimeyle mükemmel olmuşsun.
mükemmel kelimesini hecelere ayırarak tane tane söylemişti. Bana diyene bak. Adar bu gece gözlerini senden alamayacak. Çok güzel oldun. İkimiz de birbirimize hayran hayran bakıp durduk. Çok mutlu ve enerjik hissediyordum şu anda. Bu his çok güzeldi. Kuaförde işimiz bittiğinde üzerimizden çıkardığımız kıyafetleri de alarak kapıda bekleyen arabaya bindik. Konağın önüne geldiğimizde her yer o kadar kalabalıktı ki sokak arabayla dolup taşmıştı. Kalabalık nedeniyle konak kapısından zar zor içeri girdiğimizde avluda oturan herkesin gözü bize ilişti. Kadınların birkaçı hemen yanındakini dürtüp bizim görmediğimizi düşünerek bizi gösterdiler. Yanındaki kadın ve hemen dedikoduya tutuştular tabii. Hiç dururlar mı? Kalabalığın arasından sıyrılarak nihayet odamıza ulaşmıştık. Allah'ım bu ne ya? İğne atsan yere düşmez. Naza kalabalıktan şikayet ederek elindeki kıyafetleri katlayıp camın önündeki koltuğun üzerine bıraktı. Ben de elimdeki kıyafetleri dolabıma yerleştirdim. Gerçekten hep böyle midir buralarda? Günlerden bahsediyordum. Her zaman böyle kalabalık mıdır gerçekten? Evet, eğer aşiretin düğünü ise hele aman aman böyle olur işte. Gerçi daha kalabalığını da gördüm. Hanzadelerin düğününde izdiham daha iyi oluyordu az kalsın. Hanzade deyince beynimde şimşekler çaktı. Esma Hanzade. Bu kadın babama yıllarını zehir eden kadındı. Onu henüz görmemiştim ancak belki bu gece görürdüm. Hanzadeler, yani onlar bu gece gelecekler mi düğüne? Naze neden bu soruyu sorduğuma anlam verememiş gibi baktı. Evet, neden sordun ki? Hiçbir şeyden haberi olmadığını bu söylemiyle dahi anlamıştım. Ah Naze ah, o yılan kadının neler yaptığını bilmirsen. Hiç öylesine sordum. Başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Daha fazla soru sormasını istemeyerek. Neyse ki fazla soru sormadı Naze. Naze, ben bir Ömer'e bakayım. Odadan çıkıp kalabalığın arasından geçip Ömer'in odasını ilerledim. Kapıyı bir kez tıklattıktan sonra girdim odaya. Ömer gömleğinin düğmelerini ilikliyordu. Beni görünce durdu. Gözleri bütün vücudumu süzdü. Son kalan düğmesini de ilikledikten sonra yutkundu. İki kez. Dikkatle inceledi beni. Bir iki adım da yanıma geldi. Bu kadar güzel olma be kadın. Elinin birini belime attı, beni bir nebze kendine yasladı. Elim göğsünü bulmuştu. Beyaz gömleğinin üzerinden dokundum ona. Güzel olmuş mu? Sorduğum bu sorunun cevabını onun dudaklarından duymak istiyordum. Çok güzel olmuşsun. Aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Biraz uzaklaştı benden. Ne oluyor? Ne yaptığını anlamlandıramadım. Beni inceledi durduğu yerden. Nereye baktığımı görmeye çalıştım. Parmaklarıma bakıyordu. Bir şey var mı diye. İnceledim ama yoktu. Ömer neler oluyor? Kaşlarım çatılmış. Daha fazla uzak kalmayıp yamacına geldim. Parmağındaki yüzük uzaktan belli oluyor mu diye baktım. Allah'ım. Aman yarabbim. Bu muydu gerçekten? Başımı eğdim. Sen Gülgül. Eğer bu akşam bir itoğlu it seninle ilgili tek kelime ederse ben ne yapacağımı biliyorum. Beni kıskanıyordu. Sinirliyken o kadar yakışıklı olmuştu ki. Sen beni mi kıskanıyorsun? Alenen sorduğum soruyla kaşları çatıldı. Evet. Net verdiği bu cevap o kadar hoşuma gitmişti ki karşımdaki adamı öpmek istedim. Dudaklarımı kirli sakalların olduğu yanağına değdirdim ve öptüm. Geri çekildiğimde mest olmuş gözleriyle bana bakıyordu. Odanın kapısı çaldığında bir iki adım mesafe açtım aramızda. Kapının kolunu indirip başını uzattı Adar. Kardeşim damat çıkarıyoruz. Hadi seni bekliyorlar. Adar alalade bir selam verdi başıyla bana ve Ömer'e döndü. Ömer ceketini üzerine geçirirken Adar ile konuştu. Ben de Ömer'i izledim. Tamam geliyoruz. Adar kapıyı açık bırakıp ayrıldı kapının önünden. Ömer ceketini düzeltip bana döndü. Hadi güzelim. Beni önüne katarak çıktık odadan. Avluya geldiğimizde damat çıkarma için hazır olduklarını gördüm. Naze de aşağıya indi. Ara ara Adar'a bakıp duruyor, ardından başını etrafta Adar'ı kesip duran kızlara ölümcül bakışlar atıyordu. Rezan'ı bir masanın başına alıp ayakta dikildiler. Hayatımda daha önce hiç damat çıkarma görmemiştim ve nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Dikkatlice izledim. Bir adam Rezan'ın yanına gelmişti. Rezan'ın arkasında durduğu masanın üzerine sepet koyuldu ve ağalar sıraya girdi. Bir kenara çekildim. Ömer de Rezan'ın hemen sağında ayakta dikiliyordu. Ara ara gözleri bana kayıp duruyor, sonra da hemen çekiliyordu. Bahrey aşiretinden damada tam altın. Ağalardan en önde duranı elindeki altını sepete koyduğunda Rezan'ın yanında dikilen adam anonsu yaptı. Kuyka aşiretinden bir tam altın. Ardından sıradaki diğer ağa da elindeki alıntıyı bıraktığından anonsu yaptı. Damat çıkarma bu şekilde olmuştu. Ağalar sıraya dizilmiş damadın önünde sepete altınlarını bırakmıştı.
Buralarda buna damat çıkarma diyorlarmış. Meğer ben de yeni öğrenmiştim. Damat çıkarma bittiğinde Lorin Hanım sepetteki bütün altınları çantasına doldurdu. Artık gelini alma vaktimiz geldiğinden hep birlikte konaktan çıktık. Rezan öndeki damat arabasına tek başına bindiğinde biz de Ömer ile hemen arkasındaki arabaya binmiştik. Naze, Lorin Hanım ve Azat Ağa hemen arkamızdaki arabada yerlerini almışlardı. Ömer kornaya basmaya başladığında düğünün başladığını anlamıştım. Gülen gözlerle bana baktı, ben de ona. Dar sokaklarda kornalara basarak ve uzun bir konvoy ile mihribanların konağına varmıştık. Arabalar durduktan sonra hepimiz indik. İleride bekleyen beyaz atı gördüğümde mihribanın ata bineceğini anladım. Yine bu da buraların adetiydi. Hep birlikte Rezan'ın arkasından ilerledik. Lorin Hanım ve Azat Ağa önden ilerlerken Ömer ve ben de arkalarındaydık. Ben hiçbir zaman böyle bir gelin alma yaşayamayacaktım. Rezan konağın kapısına vardığında konağın kapısı kapalıydı. Kapının tokmağını çaldı. Herkes gülümseyerek olacakları izliyordu. Kapı hafif aralık bir şekilde açıldı ve bir kadın kafasını uzattı. Rezan bir adım atacağı sırada durduruldu. Gülümsedim. Ağam, kapı açılmıyor. Rezan başını öne eğip gülümsedi. Bunun anlamı para demekti. Hepimiz biliyorduk. Rezan babasına döndü. Babası kapıyı işaret etti. Elini cebine atıp bir tomar parayı hafif aralıktan uzattı. Parayı alan kimdi bilmiyordum, ancak kapının ardında tekrar konuşuldu. Kapı açılacak mı? Bir deneyin ağam. Bunun üzerine Rezan eliyle itti kapıyı ve kapı geriye doğru açıldı. Davullar çalmaya başladı, zılgıtlar çekildi. Mihriban'ı gördüm. O kadar güzel olmuştu ki melek gibi. Gelinlikler içinde narin bir çiçek gibi duruyordu. Rezan'ın gözlerinin içine bakıyordu aşkla. Gelinliği çok güzeldi Mihriban'ın. Göğsü kapalı yaka şeklindeydi ve omuzunun hemen üzerine doğru çıkan çiçek dantelleriyle birleşiyordu. Eteği kabarık bir şekilde geliyordu. Gelinin alt tarafı tamamen çiçek işlemesiyle kaplıydı. Kolları ve yakası transparan bir tülden oluşuyordu. Yakasında çiçek işlemesi yokken kollarından ve omuzlarına başlayıp dirseğinin biraz altına kadar çiçek işlemesi yer alıyordu. Saçını topuz yaptırmıştı. Saçının sol tarafında bol örgü örülmüştü. Yanlarından çıkarılan tutamlar saçına doğallık katmıştı. Makyajı, pembe yanakları ve bütün zarifliğiyle heyecan ile duruyordu karşımızda. Rezan yavaş adımlar ile Mihriban'a doğru adımladı. Onlar için her şeyi durmuş gibiydi o an. Birbirlerine baktılar aşkla. Mihriban'ın babası bir adım öne çıkıp elini uzattı Rezan'a. Rezan eğilip öptü babasının elini. Mihriban'ın babası eliyle omzuna vurdu Rezan'ın. Rezan Mihriban'ın karşısında durmadı. Biraz kenarda durdu. Mihriban'ın ağabeylerinden bir tanesi elindeki kırmızı kuşak ile Mihriban'ın tam karşısına dikildi. Eline aldığı kurdeleyi 3 kere Mihriban'ın belinden geçirdi. Üçüncü de artık beline geçirdiği kuşağı çözmedi. Bir düğüm atacakken Rezan'a döndü. Bu bağlanmıyor damat. Bütün avluda bir kahkaha koptu. Bu adetler hoş ve tatlıydı. Rezan gülerek cebinden bir deste para çıkardı. Mihriban'ın ağabeyinin cebine sıkıştırdı. Mihriban'ın ağabeyi düğümü atıp bağladı kuşağı. Annesinin uzattığı kırmızı tülbent ile öptü Mihriban'ın yüzüne. Ardından kız kardeşinin alnına bir öpücük kondurup kolları arasına aldı. Mihriban'ın bize dönük olan yüzü ağlamaklı olmuştu. O kırmızı tülün altında dahi gördüm bunu. Ben de duygulanmıştım. Abileriyle vedalaştıktan sonra sıra babası ve annesine gelmişti. Önce babasının elini öptü. O dağ gibi adamın omuzları çöktü, sarıldı kızına. Mihriban'ın ağzından bir hıçkırık kaçtı. Ömer'in koluna dokundum. Gözleri bana döndü. Yanındayım dedi duyabileceğim yükseklikte. Ayakta durmakta zorlandım o an. Vücudumu ona yasladım. Sol kolu ile belimden tuttu. Babasından ayrıldıktan sonra annesine doğru döndü Mihriban. Sarıldıkları anda annesi bir ağıt yaktı. Oy oy evimin neşesi. Mihriban ile sarılarak ağlaşmaya başladılar. Mihriban'ın hıçkırıkları annesinin gözyaşlarıyla karıştı. Artık ayrılma vakti geldiğinde annesinden ayrıldı Mihriban. Mihriban'ın babası Rezan'a döndü. Sana canımı, can parçamı emanet ediyorum. Emanetime gözün gibi bak. Yürekleri dağlayan, en sevdiğini bir başkasına emanet ederken sesi titredi adamın. Rezan başını sallayıp öptü elini Mihriban'ın babasının. Ardından Rezan Mihriban'ı yanına katarak konak kapısına doğru ilerledi. Rezan'ın koluna tutundu Mihriban. Ayakta durmakta biraz zorlanıyordu. Onu böyle görmek üzmüştü beni. Konak kapısından çıktıklarında ailesi geride kaldı Mihriban'ın. Biz damat tarafı olarak ilerledik. Kapıda bekleyen beyaz ata bindirildi Mihriban, beyaz gelinliğiyle.
geçer zaman. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.